Arkadaşlar söyleşi esnasında herkesin sesi kapalı olacak. Sadece görüntüleriniz açık olacak. O yüzden görüntüler açıldığı zaman kimse lütfen sesini açmasın. Onu Ahmet Hoca kontrol edecek zaten. Sağlı hocam, ben doğru yerde miyim? Evet, doğru yerdesin. Neden? Nerede olman lazım? Ay, kimse yoktu da. Aç Ahmet hocam, evet. Herkese iyi akşamlar. Online çalışmalarımızın başlangıcını Tamer hocamızla birlikte yapacağımız söyleşiyle başlıyoruz. Şimdi Tamer Uyguç'u da yayına davet edeceğiz. Söyleşi boyunca sizlerden ricamız, herkesin kameralarının açık olmasını istiyoruz. Mikrofonlarınızın kapalı olmasını istiyoruz aynı zamanda. En son soru için sizlere söz hakkı tanıyacağız arkadaşlar. Sırayla Tamer Uyguç'a sorusu olan arkadaşlarımız sorularını sorabilir. Şimdi Tamer hocamızı da davet ediyoruz. Evet, Tamer hocamız da geldi. Ekliyorum arkadaşlar.
Hocam biraz geç kalmışım, özür dilerim. Koç. Sıkıntı yok. Evet. Tamer abi hoş geldin. İyi akşamlar. Bağlanıyor. Evet. Tamer abi hoş geldin. Sesin kapalı abi. Geliyor mu? Evet, şimdi geliyor. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görüntüm Nasıl? iyi mi? Görüntün iyi abi. İyi, tamam. Merhaba, hoş Şimdi. geldin. Hoş Hoş geldin. Herkese bulduk. iyi akşamlar. Tamer abi hoş geldin. Akşamlar güzel. Arif'cim nasılsın? İyi Canım valla. Sen kardeşim. nasılsın? Araba duruyor mu araba? Beni Abi gezdirdiğin o sorma. Yolda bıraktım. Yolda beni bıraktım şimdi. gezdirdiğin güzel araba duruyor mu? Vallahi yolda kaldım, arabayı Çili'de bıraktım geldim. İyi, Bora'nın arabasından iyidir nasıl olsa. Hoş. Şimdi Tamer Hocam, bir açılış konuşması için Saad Hocamızı biz söz hakkı vermeyi düşünüyorduk. Kulübümüzün başkanı. Bir açılışı onunla Evet. yapalım. Sonra Tamam. Arif'le seni yine baş başa bırakacağız. En sonda yıllarca çalıştırdığın Bora ile birlikte seni baş başa bırakacağız. Tamam, süper. Evet. Süper, bekliyorum o zaman. Tamamdır. Sade hocam, söz hakkını sana veriyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tamer abicim hoş geldin. Davetimi Hoş kabul bulduk. ettiğiniz için hem kulübüm adına hem de kendi adıma teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi sporcu arkadaşlarımızın yaşındayken seni canlı olarak yani böyle görme şansımız, izleme şansımız oldu. Yani bizde şu an yerin ve şeyin çok daha farklı. Yani sizlerle Eyvallah. büyüdük biz. Sizi de davet etmek istememizin nedeni şu an aslında bu. Yani yaşadığımız süreç zor bir süreçten geçiyoruz. Aynen. Sizler de çok zorluklar yaşadınız. Şimdiki basketbolla zamanın basketbolu imkanları çok farklı. Ben kendi adıma hemen kısaca bir kulübümüzle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz gençlik kulübünde oynadık. Gençlik kulüplerinde büyüdük. Şimdi spor da basketbol da bunun içerisinde. İş çok farklı boyutlara geldi. Yani hem şov tarafı hem ticari tarafı. Biz hem bu işin gençlik kulübünde kalkmaya çalışıyoruz. Hem de bir taraftan da kulüp olarak kendimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Benim nacizane bir sorum olacak. Sonra sözü size bırakmak istiyorum. Çocuklar sizi daha çok dinlesin. Bizi yeterince duyuyorlar zaten, dinliyorlar. Sizin oynadığınız zamanki basketbolla şu anki basketbol arasında çok ciddi hem farklar hem de imkanlar çok farklı. Ama iki şey değişmedi. Bu işe her başlayan oyuncu yani sporcu profesyonel olarak yapmak için başlamıyor. Kimisi bu işi amatör tarafında kalmak istiyor. Eğlence tarafında kalmak istiyor. Biz de kulüp olarak bu iki noktayı birlikte tutmaya çalışıyoruz. Bize gelen her sporcu profesyonel anlamda yetiştirmekten çok iyi bir spor adamı, iyi bir spor seyircisi ve ileride çocuğu olduğu zaman da iyi bir anne baba olarak kendi çocuğunu da o kültürde eğitmesini istiyoruz. Öncelikle amacımız bu. Benim size nacizane sorum şu olacak. Profesyonel oynamak için yapılması gerekenle bu işin keyif tarafında olanlar yani olanlar arasında mutlaka bir fark vardır. Bu işteki profesyonellik anlamında gitmek için yani profesyonelliğe gideceğim diyen sporcularınıza ve bu işi ben eğlence ve bu işi daha çok hayatımda olmasını istiyorum diyen arkadaşlara önerileriniz nelerdir? Tekrar teşekkür ediyorum bu arada. Rica ederim. Şimdi basketbola amatörlükle ruhla baktığımız zaman ikiye ayırmak lazım. Bir spor okulları bölümü, bir normal takımlar bölümü. Spor okullarında, bu arada sesim geliyor mu? Net mi? Sesin net abi. Tamamdır. Şimdi basketbol okullarında durum biraz daha farklı. Yani orada işin içine biraz daha finansal boyutlar giriyor. Siz de söylediğiniz gibi. Burada
yapılması gereken hem oyuncuları, basketbol oynayan oyuncuları bir şekilde spora yöneltmek, onları sporla birleştirmek. Diğer taraftan da bu sporla beraber gündelik yaşamına da bir şeyler katmak. Gündelik yaşamına bir şeyler katmak nedir? İşte bir kere basketbolun içerisinde çabuk karar verebildiği için, çabuk düşünebildiği için derslerinde de günlük yaşantısında da zorlukta kaldığı zaman onlara çabuk karar vermesini geliştiriyor. Artı arkadaşlarıyla dayanışmayı öğretiyor basketbol olsun, diğer spor branşları. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya hiçbir şey gözükmüyor karşımda. Duvara konuşuyormuşum gibi oluyor. Bari biriniz karşıma çıkın da size anlatıyormuşum gibi olsun. Neyse. Ben açtım abi sesimi açtım. Tamam. Yani bu çocuklara bu şeyleri verirken de altyapılarda özellikle iki bölümü de uyarlamak lazım. Yani herkesin oyuncusu, herkesin çocuğu bir Cedi Osman, bir Furkan olacak demek değildir bu. Yani herkes basketbolu çok fazla başaracak demek değildir. Ama burada altyapıdan gelerek, gençlikten itibaren gelen bütün oyuncular için en önemli şey bir paylaşımcı olmak. Yani arkadaşlarıyla bir galibiyeti, bir hedefi paylaşmak. İki, derslerinde çabuk karar verebilecek bir sistemi oluşturmak. Üç, düzenli vücutla iyi bir spor yapmak. Dördüncüsü de bu sporun yanında iyi beslenerek dengeli ve iyi bir metabolizmaya sahip olmak. Yani bunların hepsi basketbolda, altyapılarda çalışan bütün oyuncuların hepsinin normal gereksinimi ve basketbolun, sporun oyunculara kattığı şeyler. Diğer bir tarafta da spor kulüpleri geliyor. Yani normal kulüpler. İşte ne bileyim Efes Pilsen, Anadolu Efes, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerde ise altyapılardan gelişen, yani seçilmiş oyunculardan gelişen bir oyun grubunun daha sert, daha kuralcı bir şekilde oynamasıyla gerçekleşiyor. Yani burada tabii ki herkes burada da oyuncu olacak anlamına gelmiyor. Size bir örnek vermek istiyorum. İşte bugün Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu olsun, Ömer Onan olsun, Kemal Tüncer olsun, hepsi bunların spor okulundan yetişen öğrenciler. Yani spor okullarında, altyapılarda antrenörler olarak, oyuncular olarak bu konuya çok fazla eğilmek gerekiyor. Yani spor okullarında da sizin gibi işte yani bir gençliğe hizmet veren ekiplerin bilinçli insanlarla ortaya gelerek, yani okumuş, bu işin okulunu okumuş, zamanında basketbol oynamış insanlarla bir yerlere gelmek. Yani o spor kulübünden çıkan oyuncuların işte basketbolcu olmasalar bile işte bir şut atmayı bilmesi, bir dribling yapmayı bilmesi, işte bir adam geçmeyi bilmesi çok önemli. Yani burada işte benim de bunda payım var demek çok önemli. Mesela sizdeki antrenör kardeşlerimden bir tanesi Bora, yıllarca benim oyuncumdu. Çok uzun seneler beraber oynadık onda. Yani mesela o basketbolun antrenörlük bölümünü seçti. İşte Cedi o takımdaydı. Cedi basketbolcu oldu. NBA'ye gitti. İşte basketbolu bırakanlar oldu arasında. Ama belirli baktığınız zaman belirli bir şekilde oyuncu kapasitesine sahip bir takımdı o. Mesela işte Berk Demir bugün şeyde oynayan, ne derler, Darüşşafaka'da oynayan Berk Demir o takımın bir oyuncusuydu. Bora oyuncusuydu. Bora onlarca uzun arasından işte bir Türkiye şampiyonasında en iyi pivot ödülünü aldı. Yani bunların hepsi çok çalışmayla, çok özveriyle yapılan şeylerdi. Yani bugün baktığımız zaman geriye, yani işte Cedi'nin gelişmesinde, Berk Demir'in gelişmesinde, işte ne bileyim daha birkaç tane daha tabii ki oyuncu var, onların gelişmesinde bir pay sahibi oldum diyebiliyorsam bu benim için en büyük mutluluk. Yani burada altyapıda emek veren antrenörlerin de çok fazla buna dikkat etmeleri lazım. Tabii bunun dengesi de çok önemli. Yani antrenörlerle, çalışanlarla, oyuncular arasındaki dengenin de iyi sağlanması gerekiyor. Yani bilgili, kültürlü, basketbol oynamış, basketbol geçmişi olan veya akademik olarak basketbolu bilen antrenörlerin
bu altyapılarda çalışması, ona göre oyuncu yetiştirmesi çok önemli. Artı burada bağlanan veliler var mı bilmiyorum ama veliler varsa eğer de kendi çocuklarını bir yarış atı gibi görmeden oradan alabilecekleri maksimum faydayı almak durumundalar. Yani işte çocuklarını kötü alışkanlıklardan kurtaracaklar, dediğim gibi çabuk karar vermesini sağlayacaklar falan, bunun gibi şeyler. Yani herkes inanılmaz bir oyuncu olmasını veya başka bir yerlere gitmesini beklemesin. Yani burada benim çocuğum spor yaptı diyorsa onun için çok önemli. Mesela bununla ilgili bir tane örnek vermek istiyorum. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Şu anda Türkiye'nin en büyük avukatlarından bir tanesi bu. Onun basketbol oynamış geçmişinde. Basketbolcu olamadım ben diyor ama bugün Türkiye'nin en büyük avukatlık şirketine sahip. Diyor ki ben bu şirketi yönetirken bir basketbol takımı gibi yönetiyorum. Yani bir işin önemli bir ihalenin veya herhangi bir şeyin bir kaptanı var, bir antrenörü var, bir çalıştıranı var, bir onları toplayanı var ve onun elemanları var. Hepsi bir arada hareket ettiği zaman bu da basketbol gibi avukatlıkta da her şeyin çözümü çok çabuk geliyor diyor. Yani buradan tekrar söyleyeceğim bunlar. Herkesin oğlu veya işte kızı basketbolcu veya ultra süper bir oyuncu olacak demek değil. Bununla beraber yani basketbolun katacağı şeyler çok daha önemli diyorum. Biraz uzattım lafı ama kusura bakmayın. O zaman şöyle diyelim. Biz Tamer abiyle geçen yaz tanıştık. Hani bahsettiği gibi gerçekten antrenörlük kısmında, zaten hani oyunculuk kısmını hiç konuşmaya gerek yok. Ama gerçekten çok mütevazi bir insan kendisi. Zaten bugün de teşekkür ederiz. Bizi kırmadı. Yine davetimizi kabul etti. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum abi. Şu ana kadar geldiğin süreçte basketbol veya normal hayatta bir anı değiştirme imkanın olsaydı hangi anı tercih ederdin? Koraç Kupası'nı kazandık biz 96 senesinde. Ondan 2 sene önce Avrupa Kulüpler Kupası'nı oynadık. Ve 50-48 kaybettik o maçı. Onu değiştirmek isterdim. Yani onun o son bir dakikayı tekrar oynamak isterdim. Yani orada tabii ki şimdi işte amil takımın zaman, yani uzun zamandan antrenörlüğü yapmış Yanis diye bir oyuncusu vardı, Galis vardı. Onların ikisi çok önemli oyunculardı ve karşımızdaki Aris takımının oyuncularıydı. Son saniyede yani Namoski'nin topu kaybetmesiyle biz de maçı kaybettik. 50-48. Yani o son bir dakikayı değiştirmek isterdim hakikaten. Yani şu anda iki kupalı, iki Avrupa kupasına sahip olmayı isterdim. Peki bununla bağlantılı olarak şöyle diyeyim. Şimdi sonuçta yaptığımız her işte tabii ki başarılı olmaya çalışıyoruz ama sonuç olarak her maçı kazanmamız veya her turnuvada başarıya ulaşmamız mümkün değil. Genelde de oyuncularda da şöyle oluyor. Bazen belki antrenörlerde de oluyordur. Maçın kritik pozisyonlarında biz bir topu kaybettiğimizde veya atmamız gereken bir sayı atamadığımızda, savunmamız gereken bir topu savunamadığımızda genelde oraya çok takılı kalıyoruz. Özellikle de o topu kullanan oyuncularda bu yaşanıyor. Yani bunun çözümü ne olabilir? Bunun çözümü oyuncuları kendi içerisinde saklı aslında. Maçı önce an sonra gün gün düşünmek lazım. Yani maçı anında topu kaybettiğiniz zaman veya bir steps yaptığınız zaman, bir şutu kaçırdığınız zaman o anda takılı kalmamak lazım. Yani orada geriye dönüp koşup müdafaa yapıp o topu tekrar kapıp bir daha hücuma gitmek. Yani rakibe o şansı vermemek gerekiyor. Yani sizin sokamadığınız bir iki sayı, yediğiniz iki sayı da üst üste koyarsak 4 sayı yapıyor. Yani atamadığınız ve yediğiniz sayı. Yani bunu oyun içerisinde düşünürse oyuncular, hani ben şut attım ama geriye koşup bunu telafi edebilirim, telafi etmek durumundayım diye düşündükleri takdirde bunda başarılı olurlar. Yani kaybedilen bir maç evet çok önemlidir ama kaybedilen maç kaybedilmiştir ve orada kalmıştır. Yani ona geçmişte yaşarsan ileriye hiçbir zaman gidemez. Yani bir sonraki maçta o hatalardan ders alıp o hataları kafamızda, zihnimizde canlandırıp tekrardan o olayı yaşarsak, maçın gecesi ama yani kaybettiğimiz bir maçın gecesi yaşarsak ertesi günde veya daha sonraki maçta o hataları yapmayız. Yani burada en önemli şey
mental olarak hazırlama. Yani oyuncuların kendine yani maça hazırlaması veya maçın içindeki o ruh halinin hep böyle üst seviyede tutması antrenörlere de bağlı. Yani siz sadece, hani siz derken bizler için de geçerli. Sadece o sahanın içinde antrenörlük olarak, yani basketbol ve top bilgisi olarak değil, aynı zamanda da bir mentor, bir psikolog, bir psikiyatrist gibi davranmakta durumundayız. Yani herkesin işte bazı çocuğa bağırsın iyi anlar, bazısına hadi canım dersin iyi anlar. Ama o aradaki o dengeyi antrenörlerin zaman içinde oturtması lazım. Her zaman yapacağımız şey, yeneceğimiz rakibi her zaman yenilebileceğini unutmamak, aklımıza şey yapmak, maça çıkarken bütün rakipleri yenebileceğimizi düşünmek ve buna göre maçı oynamak. Maç arada dediğim gibi kaybedilir, kazanılır ama bunun sürekli olmaması gerekir. Yani eğer bir takım maç kaybetmeye alışırsa o bir loser takım dediğimiz, yani sürekli kaybeden bir takım olmaktansa winner dediğimiz, arka arkaya maç kazanabilen bir ekibi yetiştirmek çok önemli. Yani bunları işte saha içinde ve saha dışında da sizlere çocuklarla vakit geçirip bunları onlara empoze etmeniz lazım. Yani bunlar aslında çok önemli şeyler. Sağ ol abi. Ben şimdi Bora abinin mikrofonunu açmasını isteyeceğim. Birazcık ona da söz hakkı verelim. O da mutlaka çok fazla şey söyleyebilecektir şu an bize. Canım benim, özledim onu. Hadi gelsin hadi. Tekrardan selamlar. Duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyor musunuz? Abi, duyuyoruz abi, duyuyoruz. Tamam abi, sana selam. Herkese selam buradan. En başında, konuşmanın en başında övdüm mü? Diğer türlü başka bir yolama gittik bilmiyorum ama. Niye abi? Öldüm ya. En iyi pivot ödülünü aldı dedim. Daha ne diyeyim? Teşekkür ederim abi sana. Yani şöyle, şimdi Arif... Bunların hepsi çok çalışmayla oldu yani. Onu söylemek açısından söylüyorum. Sağ olsun. Senin de emeklerin çok büyük oldu. İnşallah çocuk bizim oyuncularımız da öyle başarılı. Hatta daha da büyük başarıları elde ederler. Hatta bugün belki... Bizim çocuklar izlemiştir ama sen mutlaka izlemişsindir. Saat 5'te Türkiye Milli Maçı vardı biliyorsun. Orada mesela evet. Alperen Şengül çok gözümüze çarpıyor. Bunu da ben özgeçmişini biliyorum. Azıcık sen de biliyorsun ama ben sana şunu sorayım ilk başta. Ya bizim çocuklardan, Instagram üzerinden topladığımız sorular var. Onları soracağım ben sana ama. Şimdi baktığımız zaman televizyonda bir milli maç var. Türkiye Milli Maçı. Orada oynayan işte bir 12 kişilik kadro var. Bu kadronun sporcuları sonuç olarak bizim oyuncularımız gibi işte diğer kulüplerden çıkıp spor okulu veya kulüp mantiyesinden fark etmez çıkıp bir şekilde oralara kadar ilerlemişler. Bunun çok zor olmadığını ben yani zor derken şöyle, çalışmak gerekiyor tabii ki ama bunun çok zor olmadığını az çok biliyorum. Bu konuda bizim oyuncularımızı birazcık anlatabilir misin abi? Yani oraları da aslında hedeflemek çok uzak değil bana kalırsa. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi konuşmanın başında da aynı şeyi söyledim zaten. Yani işte Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, işte İbrahim Kutlay hepsi spor okulundan çıkan oyuncular. Yani bugün Türkiye milli takımlarında uzun süre almış, uzun süre oynayan insanlar. Yani onların spor okullarından çıktığını düşünürsek aslında çok da uzak şey değil. Hedefleri her zaman yukarıda tutmak lazım. Evet, buna çok katılıyorum. Yani ama olmayınca da karalar bağlayıp bunalıma girmemek lazım. Yani hayatın başka tarafı da öbür türlü devam ediyor. Yani basketbolcular belirli bir yere gelebilirler, daha ileriye gidebilirler. Hani senin takımından da şey yapacak olursak işte Cedi gitti Amerika'da oynuyor, Berkdemir Türkiye'de oynuyor, milli takımda oynuyor, işte üst düzeyde bir oyuncu oldu. Yani senin Hakan Uykan da Fethiye'de devam ediyor 3. ligde. Evet, Hakan Uykan da evet, o da Fethiye'de oynuyor. Yani ben hani sadece ikisi 1. ligde, birisi de NBA'de oynadığı için söylüyorum. İşte ona bakarsan işte Oğulcan da var, şey de var. Onları da hepsini saymak, yani tek tek sayarsak zaten uzun süre olacak. Abi şöyle. Mesela şey, ne derler? Adı gitti aklımdan. Şey yaşlanıyorsun diyeceksin ama geberteceğim ben de seni.
Abi şöyle, peki kendi basketbol kariyerinin nasıl başladığını, nasıl devam ediyor? Ben biliyorum hani seninle sohbetlerimizden ama bizim çocuklara da anlatırsan ne zor durumlardan geçip oralara ulaştığını bir bahsedebilirsen çok memnun olurum açıkçası. Şöyle, Türkiye'deki tek zorla basketbolcu yapılan insan benim herhalde. Ben eskiden okumayı çok seviyordum. Yani ders çalışmayı çok seviyordum. Ondan sonra evden çıkmadan neredeyse 24 saat ders çalışabilen bir potansiyele sahiptim. Yani kısacası inek bir insandım. Ondan sonra işte boyum uzamaya başladı. Daha şeyde yani ne derler, 15 yaşında 2 metre 9 santim boyum vardı. İşte gelsin bu basketbol oynasın falan diye Fatih'te böyle çok fazla dolaştılar etrafında. En sonunda beni aldılar, arabayla götürüp arabayla getirdiler. Böyle basketbola başladım. İlk başta sevmedim. Ben ders çalışacağım, ben okuyacağım falan dedim ama daha sonra tabii ki beni zorladılar ve işte dediğim gibi arabayla alıp götürüp getirdiler. Öyle basketbola başladım. Benim oynadığım dönem hakikaten çok zorlu bir dönemdi. Yani her şeyi kendimiz yapıyorduk. İşte ayakkabımız yoktu. İşte bez konverslerle oynuyorduk. Hani şimdi sizin sokakta gidiniz bez konversler var ya, biz onlarla maç yapıyorduk yani. O dönemlerde. Yani bundan bahsettiğim 20-25 sene öncesi. Hani öyle çok da fazla ileriye gitmemek lazım. Ondan sonra bütün malzemelerimizi kendimiz taşıyorduk. İşte gece yarıları soğukta otostoplarla, otobüslerle eve gidip geliyorduk falan. Basketbolun en zor dönemleri bizim açımızdan geçti. Mesela bir tane başka bir örnek vereyim. O zaman NBA vardı tabii ki bizim yani oynadığım dönemde. Mesela bugün oynanan bir NBA maçı şeyde Bebek'te bir yere geliyordu. Bir videocu vardı, oraya geliyordu. Amerikan sistemi olarak geliyordu. Ondan sonra biz işte oradan gelen videoyu, tabii bu arada 15 gün sonra geliyor bugün oynanan maç. Yani işte uçakla kasetler bilmem neler geliyor. Sonra o onu çoğaltıyor. Biz ondan sonra alıp seyredebiliyorduk. Şimdi bugün baktığın zaman yani gençlerde bu sosyal medya çağı çok fazla geliştiği için yani şu anda geceliği mesela oturup online NBA maçı seyredebiliyor herkes. Yani bu tabii ki bu normal gelişen dünyanın normal bir seyriydi tabii ki. Bizim zamanımızda öyle şeyler icat edilmemişti daha. Dolayısıyla şimdinin oyuncuları çok daha şanslı. Yani hem işte NBA'de çok ünlü oyuncuları seyredebiliyorlar. İşte hem Avrupa'dan en ünlü oyuncuları seyredebiliyorlar. Dolayısıyla herkes evinde oturduğu zaman bu telefondu, işte bilgisayardı gibi şeylerle her yere ulaşabiliyorlar. Yani işte burada sen İzmir'desin, ben İstanbul'dayım. Şu anda görüntüyle konuşabiliyoruz falan. Yani bunun gibi şeyler. Buradaki tek dezavantaj işte bu pandemi süreciydi. Ivırdı, vıvırdı derken çocukların eve kapanması ve enerjilerini atamaması. Yani biz biraz daha orada şanslıydık. Biz işte ne bileyim sokakta musluktan su içiyorduk. Salça ekmek yiyorduk. İşte öyle koşuyorduk yollarda. Şimdi baktığın zaman herkes kendi evinde işte oturuyor. Ailesiyle bile neredeyse yemek yemiyor. Odasında oyun oynuyor. Bütün gün işte sosyal medyada falan. Yani burada insanların biraz yani bizim dönemin avantajları ve dezavantajları olarak söylersek de işte bu öne çıkıyor. Yani biz daha sosyaldik, sokaklarda koşturuyorduk arkadaşlarımız, yani birebir tanıdığımız arkadaşlarımız daha çoktu. Şimdi insanların tanıdığı arkadaşları sosyal medyadan, oradan buradan, yani aramızdaki fark o. Ha baktığı zaman hangisi daha iyiydi diye düşünürsen, ben benim zamanım diyorum ama tabii ki biz şimdi de yani 50 yaş civarı ve onun biraz daha gerisindeki gülme gebertirim. Ondan sonra o aradaki o şey de o jenerasyonda işte biz de yeniliklere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani işte sen link atıyorsun, biz oradan bağlanıyoruz falan. Biz de yaşayabilmek için yani bu ortamlarda olabilmek için bunlara ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Basketbolda antrenörler olsun, oyuncular olsun hepimiz de kendimizi geliştirmek durumundayız. Yani işte bu sosyal medyası falan filan hepsini takip ediyoruz. Ama basketbol olarak şekil, işte oynama, o süreler, işte gidiş geliş, seyircinin ilgisi falan diye düşünürse şu anki dönem çok önemliydi ama
bizim zamanımızda da basketbol hakikaten basketbol gibi oynanıyordu yani. Abi şöyle, şimdi senin sporculuk kariyerini zaten sorgulayabilecek bir durumda değiliz yani. Hepimiz biliyoruz. Çocuklar belki bilmiyorlardır. Yani sadece Google'a Tamer Uç yazmaları yeterli olur açıkçası. Şimdi hem iyi bir, çok iyi bir sporculuk hem de iyi bir antrenörlük kariyerim var. Şimdi şunu soracağım ben sana. Senin sporculuk kariyerinde ailen ne, hani ilişkilerin nasıldı? Ailen neredeydi bu sporculuk kariyerinde? Nasıl destekliyorlardı seni? Ve bizim sporcularımız için de baktığımız zaman veliler maçlar ve antrenmanlar esnasında nasıl davranmaları gerekiyor sence? Bununla alakalı hem çocukları hem de velileri birazcık bilgilendirebilirsen çok sevinirim abi. Bunun için en azından bir 3 gün falan program yapmamız lazım. O kadar derin bir konu ki aslında. Benim ailemin basketbola bakış açısı şeydi, destekleyici yöndeydi. Yani ben işte demin anlattığım gibi ilk başta gitmeyi istemiyordum, basketbol oynamayı istemiyordum ama annem beni zorladı. Hatta gitmediğim için küstü bana falan. Ben öyle annemin zoruyla da biraz basketbola başladım. Ve hep destek oldular. Ama benim annem bir gün bile maçımı ne gelmiştir ne televizyondan bile seyretmemiştir annem benim maçımı. Veya ailemdeki insanlar. Ha, seyretmişlerdir. Daha sonra abilerim, ablalarım seyretmişlerdir ama bu şey değildir. Yani hiçbir zaman benim işime karışmadılar. Dolayısıyla şimdi bütün velilere yani söylemek gereken şey var. Hani bunu da demin aslında konuşmanın başında da gene söyledim. Çocukları bir yarış atı gibi görmemek lazım. Yani herkesin çocuğu tabii ki çok önemli. Herkesin çocuğu oynasın istiyor. İşte ne bileyim bir yerlere gelsin istiyor bütün veliler. Ama bunun için öncelikle sabır göstermek lazım. Yani eğer çocuğunuzu bir antrenörün eline teslim ediyorsanız onu bırakın o antrenör istediği gibi yetiştirsin. İşte onun özelliklerini ortaya çıksın. Yani bütün aslında veliler baktığı zaman hepsi duygusal davranıyorlar. Yani hepsinin çocukları çok önemli. Evet, tabii ki çok önemli herkesin çocukları. Oynamalarını istiyorlar ama bir yerde de o yetişme sürecinde de bazı şeyleri kabul etmeleri gerekiyor. Yani herkesin çocuğu bir cedi olmuyor ama öbür tarafta başka işlere yöneliyor. Yani işte ne bileyim demin anlattığım avukatlık işindeki gibi çok başarılı bir avukat olabiliyor. Ama bunun içerisindeki spor geçmişinde en önemli şey kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor. İşte takım halinde çalışmasını öğreniyor, çabuk karar vermesini öğreniyor, arkadaşlarına sırtını dönmesini öğreniyor, paylaşımcılığı öğreniyor, güven duygusunu geliştiriyor. Dolayısıyla yani basketbolda evet top atmak var, deşarj olmak var ama onun yanında da basketbolun insanlara kattığı çok daha fazla şey var. Yani basketbol bunların başında geliyor ama diğer spor branşları da aynı etkiyi yaratıyor zaman içerisinde. Ha, buradaki önemli olan şey velilerin antrenörlere biraz daha yardımcı olmaları çok önemli. Yani evet işte çocuğun oynuyor ediyor ama her veli de bir antrenör yani aynı zamanda. Hani çok şey çok fazla ilgililer, evet doğru bilenler de var ama burada önemli olan antrenörün işine karışmamak. Yani antrenör eğer bir oyuncunu ve o evladını teslim ediyorsan zaten o antrenöre o işi bırakmak. Yani onun gereğini, onun ne kadar iyi şekilde yapacağını bilmek çok önemli. Dolayısıyla biraz daha böyle antrenör-veli ilişkisinde daha velilerin sakin olması, biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Yani ben altyapılarda da çok gördüm. Hatta senin oynadığımız takımdan bir tane bir baba vardı. Baba geldi bana dedi ki işte yani o onu nasıl tutacak ki, nasıl veriyorsun ki ona falan diye şey yaptı. Bana dedim ki yani ben sana gidip de nasıl rehberlik yaptığını soruyor muyum dedim. Anladın kim olduğunu herhalde. Ben sana nasıl rehberlik yaptığını, Türkiye'yi nasıl gezdirdiğini ben sana anlatabiliyor muyum dedim. Veya şuraya götürüyor musun adamları diye söylüyor muyum dedim. Söylemedim. Herhalde sen de bana söyleyemezsin dedim. Dolayısıyla yani velilerin biraz daha duyarlı olmaları, biraz daha
çocuklarına yani objektif olarak bakmaları çok önemli burada. Çok sağ ol abi. Şimdi şöyle biraz daha böyle soru cevap gibi, hatta senin sporculuk kariyerinden biraz daha bahsedelim. Bu Instagram üzerinden gelen sorulardan. Kariyerinizde unutamadığınız bir an kısaca mesela. Muhtemelen. Yani işte çok klasik olacak ama işte o Koç Kupası'nı kazanmak, onun yani ilk defa bir Avrupa Kupası'na dokunmak ve onu almak. Türkiye'de bizim eskilerin tabiriyle Bulgaristan'ı geçememişken, yani sınır dışında Bulgaristan'ı geçememişken, Avrupa'ya gidememişken böyle bir kupayı getirmek hakikaten çok önemli. Bir de o kupanın çok da ekstra bir özelliği vardı yani gizem olarak. O zaman NBA'de bu kadar çok Avrupa'dan oyuncu oynamıyordu. Yani NBA bu kadar Avrupa'dan çok oyuncu almıyordu. Artı bütün takımlarda o sene elenmişti. Çok iyi takımlar bizim oynadığımız Koraç Ligi'nde oynuyorlardı. Yani işte Philips Milano olsun, Stefanel olsun, işte mesela Danilovic oynuyordu, Bodiraga oynuyordu. Yani çocuklar bilmezler ama şimdi atıyorum mesela Shane Larkin neyse Efes için. Yani Shane Larkin bizim karşı rakibimiz olan bir oyuncu olarak oynuyordu. İşte ne bileyim bizim takımımızda gene Shane Larkin gibi Namoski vardı falan. Ve biz bunları yaparken de, bu kupayı kazanırken de takımda 10 tane yerli oyuncu, 2 tane yabancı oyuncu vardı. Yani bu açıdan da çok fazla değerliydi bu Koraç Kupası. Artı dediğim gibi yani Avrupa'nın en iyi oyuncuları da, yani Yugoslavlar olsun, şeyler olsun, Fransızlar, Almanlar olsun, hepsi bizim ligde oynuyorlardı. Abi şöyle, kariyerindeki en iyi smaç ve bloğu hangi maçta yaptın, hangi zamanda olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii canım. Neden hatırlıyorum? Onu da birisi geçenlerde daha yolladı. Barcelona maçında bir smacım var benim, böyle o şeyde forline çizgisinden sıçradığımda vurdum. Hatta bu Twitter'da da var, Twitter hesabında işte yok tamam smaç yapar mıydı falan diye yazmıştım. O çok önemli bir smaçtı. Yani mesela maç boyunca karşıda böyle duvarda şey vardı, bütün dev ekranlar vardı. İşte o dünya olimpiyatlarının yapıldığı statta oynuyorduk onu. Bütün herkes böyle şey yaptı. Yani tamam çok hayatım boyunca çok smaç vurdum ama yani onun önemi çok farklıydı. Maçta Giorgio Armani vardı. O bile kalkıp alkışlamıştı, böyle havalara falan sıçramıştı. Sonra da gelip beni tebrik etmişti falan. Tabii ki o zaman da böyle şeyler olmadığı için hani insanın aklında kalıyor ve güzel duygular olarak kalıyor şey yaptı. O smaçı görmek isteyen varsa Twitter'ımda bakabilir yani. Duruyor. Post olarak sabit bir post. En iyi blok hangisi abi? En iyi blokta Benetton maçında yaptığım bir blok vardı. Vurdum top tribüne gitti. Seyirciler attılar topu. Abi şöyle yapalım istersen. Çok da senin vaktini almayalım. Şimdi bizim oyuncularımız sana soru sormak istiyorlarsa Ahmet Hocam nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama bir saniye abi. Var mı seyreder çocuklar? Ben şöyle, şu an Toprak'ın bir sorusu var. Toprak, ilk sen bir sorunu sor, sonra Çınar soru soracak. Toprak, mikrofonunu açabilirsin. Evet. Şey, benim tanıt kendini bir, ilk önce bir tanıt kendini Toprak'cığım. Tamam. Merhaba, ben Toprak. 10 yaşındayım. Basketbola 1-2 sene önce başladım. Benim sorum, benim Bandırma'da yaşayan 16 yaşında bir abim var ve çok iyi basket oynuyor. Yeni bir takıma girmesi için geç mi şu anda? Kaç yaşında dedin abin? 16. Yok, hiç geç değil. Basketbolculuk geçmişi varsa abinin herhangi bir takımda oynayabilir. Şöyle ki ben de basketbola ilk başladığımda 15 yaşındaydım. Yani o yüzden 15 yaş hiç geç bir yaş değil. İstediği bir takıma gidebilir yani. Hem Bandırma'da zannedersem bu tek süt Bandırma kapattığı için şey yok. Başka bir takım yok galiba. Ama başka takımlarda şansını deneyebilir tabii ki abi. Yani hiçbir şekilde geç değil. Ama sen de bu arada
10 yaşındaysa basketbolu asla bırakma. Sen de devam et basketbola, tamam mı? Tamam, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Toprakçığım. Çınar, sen aç bakalım şimdi mikrofonunu. Ben şunu demek istiyorum. Siz hangi takımda oynadınız? Bir de hangi takım, yani şu an hangi takımda antrenörlük yapıyorsunuz? Ben eskiden Eczacıbaşı diye bir takım vardı. Orada oynadım. Anadolu Efes'te oynadım 10 sene. Fenerbahçe'de oynadım. Beşiktaş'ta oynadım. Galatasaray'da oynadım. Hepsinde oynadım. Şu anda antrenörlük yapmıyorum. Ben de sizin gibi böyle gençlerin gençlik kulübü gibi bir takımım var benim de. Ondan sonra ben de onu kurdum şimdi. Biz de TB2L'de oynuyoruz. Yani ikinci basketbol liginde oynuyoruz. Bir Süper Lig var ya basketbolun oynandığı. İşte bu Efes'in falan oynadı. Ondan sonra da bizimki de ikinci lig. Biz de orada işte takımın sahibi gibi dolaşıyoruz ortada. Yani antrenörlük yapmıyorum senin anlayacağın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum canım. Emir Badem, sor bakalım. Kendini tanıt önce. Merhaba, ben Emir Badem. 11 Merhaba. Yaşındayım. Basketbola başlayalı 3 yıl 4 yıl oldu. Sorum şöyle, sanırım boyunuzdan dolayı uzun yıllar pivot oynadığınız için size şöyle bir soru sormak istedim. Günümüzdeki basketbol oyun şeklinde iyi bir pivotu diğer pivotlardan ayıran en önemli iki özellik sizce nedir? Çok güzel bir soru. Aferin valla şey olarak. Şimdi basketbol çok daha değişti. Artık basketbol çok daha hareketli oynanan bir spor. Dolayısıyla eskiden pivotlar böyle işte alçak posta durup orada oynarlardı. Ama şimdi bütün basketbolcular hareket ediyorlar. Yani işte 2.16 boyundaki o Tibor Plyce bile Efes'te, Tibor Plyce bile çıkıyor zaman zaman üçlük atıyor. Burada artık basketbol dediğim gibi çok gelişti, çok değişti. Hareketli oynanan basketbol haline geldi. Birincisi pivotları diğer pivotlardan ayıracak en iyi büyük özellik bir reboundcu olması, reboundı iyi alan bir basketbol olması, basketbolcu olması. İki, yeri iyi tutması lazım. Yani topu aldığında doğru yerde topu alan bir basketbolcu olması lazım. Ve aldığı topu da potaya en yakın şekilde bitirmesi lazım. Yani tabii ki bu pivotlar, ben de dediğim gibi uzun süreler pivot oynadığım için pivotlar aslında takımın en önemli insanları. Yani işte içeride bütün oyunculara yardım ediyor. İşte onların kaçan toplarını, reboundını alıyor falan filan. Dolayısıyla en önemli özelliklerinden bir tanesi bir reboundçı olması, iki savunmayı sevmesi, üç de topu aldığı zaman doğru yerde doğru zamanda topu alıp bitirmesi. Sen de pivot oynuyorsun galiba ha? Uzun evet. Musun sen de? Kaç evet, boyun? Boyum 1.67 mi? 1.67'ye yakın. 1.65. Evet, süper. Ben de 1.65'ten geldim. O yüzden boyun uzayacaktı zaman içerisinde. Ama tabii ki Bora abin, antrenör Bora abinle mi çalışıyorsun sen? Evet. Ha, Bora abin de mesela söylediğinde Bora abin uzun gibi oynuyordu ama benim onlara yaptığım şey guardla pivota aynı fundamental'ı veriyordum. Yani her şeyi guarda ne öğretiyorsam pivotlara da onu öğretiyordum. Hatta Bora abine böyle üçlük attırdığımız bir setimiz bile vardı. O yüzden söyleyin, siz de bütün herkesi aynı şekilde çalıştırsın Bora abin, tamam mı? Tamam, duyuyorsa Bora abin evet desin buradan. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Ben söyleyeyim, Emir cevap versin bu konu hakkında. Ya sende de bir guard fundamental'ı vardır yani. Topu alıp girip içeriye topu getirebilirsin yani Boracığım. O yüzden oyuncularına da aynı fundamental'ı her zaman ver sende. Abi antrenman aralarında başlıyor. 5'te 5, 6'da 6, 7'de 7, 3'lük gerisinden. Ya seti vardı ya. 4 kişi birden screen'e gidiyordu. Şut atıyordu, üçlük atıyordu. Sor bak. Seti var yani onun.
Karan, sorabilirsin sen de sorunu. Merhaba, benim adım Karan, 12 yaşındayım ve 4. sınıfta basketbola başladım. Benim iki tane sorum var. Birinci soru, yabancı kişilerin Türk takımlarda oynaması Türk takımları etkiliyor mu? Çünkü mesela Anadolu Efes diye bir takım var. Shane Larkin'i alıyorlar takıma ve bu Türk oyuncusu değil yani. Bak, yaşın genç ama ne kadar güzel bir konuya değindin. Ben yabancı oyuncuların Türkiye'de oynamalarını, yani ama kısıtlı sayıda oynamalarını, yani demin anlatırken de söyledim, biz Koraç Kupası'nı kazanırken iki tane yabancı oyuncumuz vardı. Bir tanesi Namoski'ydi, bir tanesi Larry'ydi. Geri kalan 10 kişi Türk oyuncuydu. Şimdi baktığın zaman alt liglerde bile işte ne bileyim iki tane takım oynuyor. İki takımda da 10 tane yabancı oynuyor. Yani ben bunun Türk takımı olduğundan şüphe ediyorum artık yani seyrederken de. O yüzden belirli sayıda Türk oyun şey yabancı oyuncuların oynaması ama geri kalan oyuncuların yerli oyuncu olmasını her zaman savunuyorum. Bunun için de çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah düzelecekler. Artı bu oyuncuların da mini takımda olmalarını tasvip etmiyorum. Yani işte Karşıyaka'da oynayan bugün Berk Uğurlu iki maçta çok iyi işler yapıyor. Beşiktaş'ta oynayan Alperen son iki maçtır çok doğru düzgün şeyler yapıyor. Yani bu oyunculara daha fazla şans vermemiz lazım. Yani hem Türkiye liglerinde hem de milli takımlarda. Yani eğer bu yabancı oyuncu sayısı artmaya devam ederse oynatacak neredeyse Türk oyuncu bulamayacağız. O yüzden de çok güzel bir soru. Yani sen de istemiyorsun anladığım kadarıyla. Ben de yabancı oyuncuların hem Türk milli takımlarında hem de liglerde çok fazla yer almasını istemiyorum. Hocam, koç, ikinci sorum da şu. Siz basketbolu bir süre boyunca sevmeyerek mi oynadınız yoksa bu kısa bir süre içinde geçti mi bu duygu? Yani ilk başlarken tabii ki istemiyordum ama basketbol oynayınca işte insanlar yavaş yavaş tanımaya başladılar bizi. İşte televizyonlarda çıktılar. O zaman benim boyum dediğim gibi 2 metre 9 santimdi yani. O senelerde çok fazla böyle uzun oyuncu yoktu. İnsanlar ilgi göstermeye başladılar bana. İşte gazetelerde fotoğraflar falan çıkınca bir anda basketbol çok sevmeye başladım. Ondan sonra hadi git eve dedikleri zaman bile ben orada antrenmanda kalıp şut atıyordum, çalışıyordum. O açıdan yani ilk başlarda o geçiş süreciydi ama ondan sonra basketbolu çok severek oynadım. Şu gün bile televizyonda mesela seyrederken içim gidiyor keşke ben de oynasam diye. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum sorun için. Var mı başka? Yok. Teşekkürler. Arda, sorabilirsin sen de. Ya benim iki tane sorum var. Sor canım. Birincisi, hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Olmadı mı? Bir de hayır, ben de Galatasaray'ı tutuyorum. Evet, süper o zaman. İkincisi? Bir de en fazla farklı yendiğiniz maçın skoru kaçtı? Valla 52 sayıyla bir şey yenmiştik. Yani Türkiye Ligi'nde bir takımı 52 sayıyla yenmiştik. Ondan sonra neydi? Hilal Spor'du. İzmir'de bir takımdı. Onu yendik. Yani en fazla fark oradaydı. Ama tabii ki hani bizde çok fazla oyuncu vardı. Onlar da bir kadroda bir değişiklikler falan oldu. Onun için oldu o şey. O fark. Ama hani öyle çok fazla önemsenecek bir şey değil. Yani önemli olan burada kaç sayı farklı yendiğin değil, kazanan ve sürekli yenen bir takıma sahip olmak ve öyle bir takımda oynamak. Yani sürekli kazanan bir takımın oyuncusu olmak attığın farktan çok daha önemli, inan bana. Var mı başka sorun? Hayır, teşekkürler. Bora Kurultak, sorabilirsin. Merhaba. Merhaba. Benim adım Bora. Siz uzun oyuncuydunuz. Size kısa oyuncular nasıl zorluklar yaşattı? Pas vermiyorlardı hiç içeriye.
O yani eskiden dediğim gibi işte içeride oynuyorduk biz sürekli. Kısa oyuncular oyuncularını kaçırdıkları zaman işte biz karşılıyorduk. Pas vermiyorlardı zaman zaman. Biz işte gidip ellerinden alıyorduk neredeyse topları. Kısa oyuncular tabii ki bir takım için çok önemliler ama uzun oyuncularla çok fazla anlaştıkları söylenemezler. Sen hangi pozisyonda oynuyorsun? Guard mısın sen? Nesin? Ne oynuyorsun? Evet, ben de guardım. Guard. İşte sen de oyun yani oyundan ziyade bütün böyle geniş açıyla görmen lazım. Bütün basketbol sahasını görerek oynaman lazım. Ve herkese eşit şekilde pas vermen lazım. Bize pas vermeyen şeylere arkadaşlarımız gibi olma, tamam mı? Ben onlara çok kızıyordum. Sana da kimse kızmasın, tamam mı? O yüzden herkese pas vererek oyna, tamam canım? Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Son bir sorumuz daha var Tamer abi. Sarp Doruk, sorabilirsin sen de. Merhaba, benim adım Sarp Doruk. 8 yaşındayım. Merhaba. Size bir tane sorum var. Yetenekli olmak mı, çok çalışmak mı? Bravo Sarp Doruk. 8 yaşında bir oyuncumuzdan böyle bir soru, harika. Vallahi çok doğru, çok güzel bir soru. Ya ikisi de çok önemli. Yetenek tabii ki basketbolda çok önemli bir mevzu. Yani işte topa sahip olmak, topla oynamak, topu işte çembere atmak, o sürati elde etmek tabii ki çok önemli. Yani yetenek evet ama bunun yanında bazı şeyleri de çalışarak da yapabilirsin. Yani ne kadar yetenekli olursan ol, çalışmadığın sürece aynı etkiyi alamazsın basketbol içerisinde. Dolayısıyla ikisi de birbirine çok bağlantılı şeyler. Yani ne kadar yetenekli olursan ol, illa çalışmak zorundasın. Dolayısıyla şey yaparak yani çok çalışan bir insan da basketbol içerisinde oynayabilir. Yani bunun çok da çok fazla örneği var günümüz basketbolunda. Yani yetenek, tekrar söylüyorum, çok önemli ama çalışmazsan, o kendini sahada parçalamazsan, tam tüm benliğini, tüm enerjini sahaya vermezsen yetenekli olmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden ikisi de bence paralel. Yani ne kadar yetenekli, o kadar çok çalışmayla eşit seviyede. Ama çalışarak da basketbol oynanır. Yani yetenekli olmasan bile çalışarak basketbolu oynayabilirsin ama çok çalışmanın, yeteneğin üstüne bir de çok çalışma eklersen ultra güzel bir şey olur. O yüzden sen bu soruyu sorduğuna göre biraz yetenek de var sende galiba. Daha da çok çalışırsan sen de bazı şeyleri elde eder, iyi bir basketbolcu olursun. Okey mi? Duyuyor musun sen? Sesin geliyor mu? Evet. Sana sordum. Tamer abi, çok teşekkür ederiz. Şimdi Arif'in de son bir sorusu varmış sana. Daha sonra Sadi Hoca'yı bırakıp sözü kapanışa geçeceğiz artık. Hocam, ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, sor bakalım. Sor Burak. Hocam, hani Tamer hocamız uzun oynuyordu ya, ben hangi stilde, mesela açık mı alıyordu ya da yoksa post mu oynuyordu, onu soracaktım da. Hangi stil daha çok seviyordu? Şimdi ben bir post oynuyordum, yani alçak post oynuyordum. Orada topu alarak oynuyordum. Yani potaya sırtım dönük ve yakın oynuyordum. Ama yukarıda oynadığım zaman, hani o ampul dediğimiz o şeyin foul çizgisi var ya, orada oynadığım zaman da dönüp şut atmayı çok seviyordum. Ama ikisi de çok özeldi. Yani sadece iki şeyi yaparak da basketbol oynuyorduk. O yüzden ikisini de çok severek yapıyordum ama şey, ne derler, sırtı dönük alıp potayı oynamak daha güzel geliyordu. O yüzden sırtı dönük oynamayı, yakında oynamayı daha çok seviyordum. Bir de belki bilmezseniz siz, daha önce Efe abi vardı, Efe Aydan vardı basketbolcu. O böyle dönerek bir hookshot atardı. Bora abine sor, Bora abim biliyor hookshot atmayı. Ona da öğretmiştim ben. Ben o hookshot atarak oynamayı çok seviyordum. O yüzden de o benim kendime has bir hareketimdi. Ya yani antrenmanlarda sorun, Bora abini size de öğretsin o hookshot atmayı. Biliyor çünkü. Tamam, şimdi basketbolda çok fazla kullanmıyorlar o hareketi.
Ama çok güzel bir hareketti. Siz de onu kullanabilirsiniz. Sen uzun mu oynuyorsun? He? Yani evet, hocalarım uzun oynatıyor. Arda çok güzel. Ayıp. Şey Burak çok ayıp. Nereye uzun oynatıyoruz seni? Hayır hocam, yani uzun mevkide oynuyorum ama açık almayı, açık alıyorum çoğunlukla. Açık almayı seviyorum. Tamam, süper o zaman. Arif hocam, sıra sende. Son soruyu sorayım. Şöyle bir durum. Hep Koraç Kupası'ndan bahsediyoruz. Hani hep dediğimizde Koraç Kupası'ndan önce Avrupa'da hiçbir başarımız yok demeyeyim de oralara uzak bir ülkeydik. Ama Oktay Mahmudi hocamızın da bir açıklamasını dinlemiştim. Damoski ilk geldiğinde sözleşme görüşmesi yaparken Avrupa Kupası'nda ileriki hedefler için de prim koydurmuş. O zaman da hatta Panonatov hocamız varmış galiba. Evet. Hani o da garipsemiş. Ona göre yani numaraları biraz daha olmayacağını düşünerekten söylemiş. Öyle bir anekdot anlatmıştı. Şimdi buralara uzak, yani oraları hedefleyemeyen insanlar için Aydın Hoca ve ekibinin takımı hazırlaması, bir hedefe inandırması çok önemli bir şey. Bunu nasıl başarmışlardı o dönem? Bütün 12 kişiyi, 15 kişiyi o hedefe kitlemek nasıl mümkün olmuştu? Şimdi Aydın abi ilk geldiğinde antrenör olduğunda ben o zaman bilgisayarlar yeni çıkmıştı. Ben evde de bir tane printer vardı benim. Ben böyle Şampiyon Efes yazdım. Ondan sonra Aydın abiye götürdüm. İlk geldiğinde ikinci günü. Ondan sonra Aydın abiye verdim onu. Dedim ki Aydın abi bunu arkana as dedim. Şeyde panoya as dedim. Aydın abi dedi ki inanıyor musun buna dedi. Abi ben inanıyorum dedim. Ben şampiyon olacağız biz de. Hadi bakalım görürüz falan dedi. O sene şampiyon olduk Aydın abinin ilk geldiği sene ki sezonun yarısında gelmişti. Şimdi Aydın abi çok iyi bir insandı. Daha önce bizim yardımcı antrenörlüğü falan yapıyordu. Muhabbetimiz çok iyiydi. Ondan sonra şakalaşırdık falan. Ama antrenör olunca bir anda her şey çok fazla değişti. Oyuncu-antrenör ilişkisini bir kere çok güzel oturttu Aydın abi. Normalde işte haftada bir gün günde bir gün işte arada işte izinler yaparak antrenman yapılıyordu. Aydın abi bizi her gün çift antrenman yapmaya zorladı. Yani sabah akşam antrenman yapar hale geldik. Çok fazla çalıştık, işte demin sorulan sorulardaki olduğu gibi işte çok fazla çalışarak, hani yetenek mi çalışma mı diye sordu ya kardeşimiz. İşte orada mesela çok çalışarak bazı şeyleri yapabileceğimizi gördük. Avrupa'da hiçbir takımın yenilemeyeceğini söyleyemiyorum. Avrupa'daki her takımın yenilebileceğini öğretti bize. Yanlış yerden girdim. Ondan sonra ve biz yani Avrupa'da işte bir Barcelona zannedersem önemli bir maçtı. Barcelona'yı yenince evet dedik, yani Barcelona'yı yendiysek herkesi yenebiliriz diye. Ondan sonra böyle bir süreç gelişmeye başladı ki işte çok ağır çalışıyorduk, çok tempolu çalışıyorduk, işte çok fazla analiz yapıyorduk normal takımlardan. Yani işte Barcelona biz oynuyorsa biz 3 efor sarf ediyorduk. Öyle bir şeyler gelişmeye başladı. Yani biz ondan sonra kendimize inandık, daha sonra bütün takımları inandırdık. Yani biz işte 2 antrenman yapıyoruz falan dediğimiz zaman insanlar bize manyak mısınız, deli misiniz diyorlardı. Sonra baktık ki bütün takımlar 2 idman yapmaya başladılar günde. Öyle bir şey yerleştirdik. Ondan sonra biz bayrağı bir yere aldık, diktik. Ondan sonra herkes bizimle beraber o bayrağı, o hedefe ulaşmaya çalıştılar. İşte biz şampiyon olduk. Arkasından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler yatırım yapmaya başladılar. Biz niye yapamayalım diye düşünmeye başladılar. Dolayısıyla biz bir öncülük yaptık. Yani eskiden işte Fenerlisi de Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da gelip bizi Avrupa maçlarında destekliyorlardı. Yani herkes kendi formasıyla geliyordu, arkamızda duruyordu. 17 bin, 18 bin kişiye oynuyorduk. Ama sonra kendi kulüpleri de olmaya başlayınca bu sefer o şeyler, taraftarlar dağılmaya başladı ki yani basketbolda güzel olan tarafı buydu. Yani bugün Fenerbahçe sahasına gittiğiniz zaman kapalı gişe oynanıyor maçlar. Saha full. Orada gelen takımları boğuyorlar falan filan. Yani artı bizden sonra işte bizi bir üste daha çıktılar. Euroleague şampiyonu oldu Fenerbahçe. Öbür tarafta baktığınız zaman işte Galatasaray Koraç Kupası'nın muadili olan Ulebi kazandı. Beşiktaş kazandı falan.
bir şekilde insanlara biz şeyi öğrettik. Yani evet başarabilirsin, çalışırsan bunu elde edebilirsin öğrettik. Dolayısıyla bu bizim için artı oldu. Artı Türk basketbolu için büyük bir artı oldu. Her şeyin başı inanmak ve çalışmak. Yani yeteneğin var. Evet, yetenek varsa süper bir oyuncu olabiliyorsun. Yani Namoski gibi. Ama Namoski bu yeteneğinin yanında hiçbir zaman tembellik yapmadı. Yani her seferinde işte o koyduğu hedefi alabilmek için çok daha fazlasına çalıştı. Dolayısıyla biz hep hedeflerimizi yüksek tuttuk. Herkesi yenebileceğimizi düşündük. Ve bir sezonda ne Türkiye Ligi'nde ne de Avrupa'da hiç yenilmeden şampiyon olduk. Bu Koraç serisinde de. Teşekkür ederim. Böyle bir anıydı. Eyvallah. Tamer Hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Geldiniz. Bizlerle böyle bir söyleşiye katıldınız. Biz son olarak Saadi Hocamıza sözü bırakacağız. Kapanış için. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Umarım çocuklar için de şey olmuştur yani faydalı olmuştur diye umuyorum. Tamer abicim öncelikle ben de kendi adıma teşekkür ederim. Yani seninle şu sohbeti yapmak bile bizim için çok büyük bir gurur. Ben konuşmaların üzerine hem bir şeyler toplamak ve bir şey sormak istiyorum son bir soru olarak. Ben de yurt dışından gelen yabancı antrenör ve yabancı oyuncuların ben Türkiye gelişine karşı olan bir antrenör değilim. Şu şekilde değilim. Bir Obradovic bizim Türkiye'ye gelsin, antrenörlük yapsın. Bizim için hem bir gurur hem de bize çok antrenör anlamında katacağı şeyler olduğunu inanıyorum. Bir işte Larkin gibi oyuncuların, Namoski gibi oyuncuların yani iz bırakacak oyuncuların Türkiye'ye gelmesi bizim için çok önemli. Sportif başarının yanında spor karakteri olarak da iyi olan insanların yurt dışından gelmesine hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim Türkiye'de seçme yapılırken bile işte uzun oyuncuları seçerek özellikle kısa oyunculara sen basketbol oynama gibi böyle zamanında o tarz şeyler vardı. Yani kısa oyuncudan basketbolcu olmaz. Çünkü milyon dolarları biz gidiyorduk 1.70'lik kısa oyuncuya veriyorduk. Ama dediğiniz gibi Berk Uğurlu gibi oyuncular 5 sene 6 sene bench'te bekliyordu. Bununla ilgili biz Türkiye'de aslında şunu değiştirmeye başladık. Ben bunun şuna ben spor akademisi mezunuyum bu arada. Kendim de bir spor salonumuz var. Yani fitness'la da ilgileniyorum. Ben şuna çok inanıyordum ve olmasına gerektiğini düşünüyordum. Son yıllarda buna başladık. İşin kondisyonerlik boyutu girdi. Federasyon da buna el attı. Fiziksel aktivitenin yani becerinin çok önemli olduğu sadece spesifik yani basketbola özgü işte tekniğin değil, diğer şeylerin de çok önemli olduğu bir döneme geldik. Bu arada benim ufaklık geldi. Sohbetim de girdi. Bunun çok önemli olduğunu inanıyorum. Şimdi bu süreç zorlu bir süreç. Çocuklar dediğiniz gibi yani siz zorlu şeyler yaşadınız ama bu çocuklar şu an çok daha zorlu şeyler yaşıyorlar aslında. Fiziksel olarak da hiçbir şey yapamıyorlar. Bu süreçte onlara öneriniz ne olur? Yani ne yapabilirler? Bununla ilgili kısa bir görüşünüzü alabilirsem ben çok sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani kapanış olacak zaten. Bu arada arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum. Çok güzel dinlediniz ve çok güzel sorular sordunuz. Hepinize gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Şimdi baştan başlamak gerekirse evet belirli kariyerdeki antrenörlerin gelip burada çalışması çok önemli bir şey. Yani şimdi TÜBAT olarak da ben de tabii ki onun üyesiyim. Aynı zamanda federasyonunda öğreticiler kurulundayım ben. Yani antrenörlerin bu seminerlerinde ve şeylerinde ders veriyorum ben aynı zamanda. Hem de bu antrenör işte bu kartları yani D ve E gruplarında antrenör eğitimleri yapıyorum. Şimdi TÜBAT olarak tabii ki burada alınan bir karar var ki çok önemli bir karar bu. Avrupa şampiyonu olmamış veya kariyerinde işte bir olimpiyat görmemiş antrenör, yabancı antrenörler artık Türkiye'ye giremiyor. Bu çok önemli bir karar. Çünkü yani bizim antrenörlerimiz burada açıkta evlerinde otururken yabancı dışarıdan gelen bir antrenörün burada antrenörlük yapması hem benim hem de diğer antrenörler arkadaşlarımız için bir zul teşkil ediyor. Tabii Obradovic evet geldi kulüpte burada çalıştı, etti. Çok önemli başarılar elde etti Fenerbahçe'yle ama
Bir taraftan baktığında da yetiştirdiği bir yerli oyuncu yok Türkiye'de. Yani Türkiye'de alıp da böyle çıkarttığı böyle wow dediğimiz bir oyuncu yok. Evet, ilk başlarda Berkurlu'yu oynatıyordu, çok da süre veriyordu. Daha sonra işte Melih Mahmutoğlu'yu belki sayabilirsin. Ama zaten Melih Mahmutoğlu bir basketbolcuydu şey olarak. İşte Kokoşkov geldi, arkasından daha fazla işte oyunculara şey vermeye çalışıyor falan filan. Ama burada en büyük yani en önemli konu bizim Türk oyuncularımıza ve Türk antrenörlerine bir şey verebilecekse burada olması lazım. Bu antrenörler. Yani bizlere bir şey katabiliyorsa var olmaları gerekiyor. Yani yoksa 3. sınıf bilmem ne takımında antrenörlük yapmış gibi birisinin gelip burada antrenörlük yapması bana koyuyor açıkçası şey olarak. Yani benim hiç tasvip etmediğim bir şey. Evet, oyuncular kısmına gelirsek, evet, kariyerli oyuncuların gelmesi, burada basketbol oynaması, işte Shane Larkin gibi, işte Dunstan gibi, Micić gibi oyuncuların buralarda gelip oynaması, evet, çok önemli. Veseli gibi oyuncuların Fenerbahçe'de. İşte Guduric gitti, işte Bogdanovic gitti falan. O gibi oyuncuların burada var olmaları çok önemli ama şimdi isim vermeyeyim. İşte Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde 6. X takımıyla 8. Y takımı oynarken o takım, iki takım da sahada eğer 10 tane yabancı oynuyorsa bu yani görüntü kirliliğinden, yabancı çöplüğünden başka bir şey değil. Yani işte ne bileyim $1000, $2000 gelsin de işte hem de yabancı olsundan ziyade Türk oyunculara yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çalışmalarımız var şey olarak. Federasyon bünyesinde çalışmalar var. İşte onu bir şekilde bir düzene oturtmaya çalışıyoruz. Şeye gelince son soruda işte bu çocukların, evet çok zeki çocuklar var, çok iyi çalışan çocuklar var işte şey olarak ama işte hem bu pandemi süreci hem de yapılan antrenmanlar ve okuldaki eğitim süreçlerinde çok fazla bu şeyleri elde edemiyorlar. Çocuklar aynı zamanda bu işte fizyolojik olarak çalışmaydı. Yani hani antrenmanda basketbol dışında fizyoterapistle beraber işte bu dengeydi, kuvvetli çalışmalarını yapmak için bir şey var. Biz de bunlar üzerinde de tekrar çalışıyoruz. Bu oyuncularla yani siz bu mesleği gördüyseniz eğer bu kondisyonerlik yani PT'lik olarak gördüyseniz işte buna en fazla yapabileceğimiz özellikle şu süreçte işte çocukların bu virüsten korunması açısından evde çalışmak olabilir. Yani herkesi online olarak alıp belirli hareketleri, belirli denge hareketlerini, belirli çalışmaları yaptırmak. Burada tabii ki spor salonlarında işte bu geniş önlemler civarında biz İstanbul'da antrenman yapıyoruz şey olarak hani altyapılarda. Bu işte sokağa çıkma yasaklarında velileriyle beraber geldikleri sürece biz de oynadığına dair, sporcu olduğuna dair belge veriyoruz biz. Orada çok fazla sorun olmuyor. Yani hani burada oyuncuların bu pandemi sürecinde bırakmaları gerekmiyor. Ha, salonun dezenfeksiyonu, işte alınan belirli önemli şeyler, ne derler, tedbirler açısından antrenman yapılabiliyor. Yani orada çocukların çok da fazla eve kapanmalarına karşıyım ben. Yani enerjilerini atacak yer bulamıyorlar. Ama tabii ki şu süreç, özellikle şu kısa vade süreci çok şey önemli ve şey bir süreç, değerli bir süreç. Orada da evde işte online, bu Zoom şeklinde antrenman yapılabilir. Yani orada daha çok eğlenceli şeylerle, işte çizgi üstünde koşmalar olsun, şeyler olsun. Onlarla böyle belirli bir parkurları yapıp çocukları çalıştırmak lazım. Ama tekrar söylüyorum, belirli pandemik tedbirleri aldığınız sürece de salonlarda çalışmanın hiçbir şeyi yok, zararı yok. Teşekkür ederiz Tamer abicim. Arkadaşlar herkes mikrofonlarını açabilir. Bir alkış yapalım isterseniz Tamer hocamıza. Teşekkür ediyorum. Ben de size alkış ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Tamer abi çok teşekkür ederiz. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler. Tamer hocam size çok teşekkürler.